Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gusül abdesti almanın usulü, kuralı, farzları. Gusül abdesti almak farz tabi. Kimler ne zaman farz? O açıda inşallah böyle. Mevla buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Bismillahirrahmanirrahim. İncünün ve fettahürü. Eğer cünüp olduysanız Fettahir'ı tertemiz yapmak, temizlenin Mevlam buyuruyor. Yıkamaya gasil deniyor bir şey, yıkamaya gasil. Mesela gasil meyit deniyor böyle, ölü yıkama gasil. Gusül, baştan aşağı yıkama anlamına geliyor. Gusül, baştan aşağı yıkama anlamına geliyor böyle. Buna Türkçemizde ne deniyor? Bu abdest deniyor buna böyle. Arapça bunun adı Tahtül Kübra. Büyük temizlik anlamına geliyor Arapça'da. Şimdi kimlere gusül almak farz oluyor kimlere? Önce akıllı olmak gerekiyor. Akıl olmayana farz olmuyor. Bir de bülü ermek. Bülü ermek çocuğa farz olmuyor. Almak. Sonra kadınlara gelince, kadınlar adetten temizlenince, nifastan temizlenince, adet ayrı kolay gördükleri kadınların, nifasta babından sonra gelen kan, adet en aşağı 3 gün Hanefi'de, en çok 10 gün son sınırı tabanı. Eğer 3 gün az kan girerse, kadına bir daha gelmezse, o adı kan değildir. Bu istihase kan denir ona böyle. Yine 10 günü geçerse, 10 günü dolduğu halde yine devam ederse, o da adı kan değildir. Kadın yıkanır, namazını kılabilir, orucunu tutabilir. Nifas kanının sınırı yok. En sonu 40 gündür ama tabanı yok böyle. Az gelebilir kadınlara, hiç gelmeyen olabilir doğumdan dışında. Fakat azına sunuyor bunu böyle. Ve tabii eşler arasında, aile arasındaki neyse ilişki. İşte bunlar kişilere de kusamızlık farz oluyor. Böyle. Bir de bunun dışında rüya ile ilgili. Buna ihtilam deniyor, hulüm. Yani rüya görme anlamına geliyor. İhtilam olma. Bunlar da gusül alması farz oluyor. Ne zaman ama bunların? Bunların bir ayrıntısı açtım bunların böyle. Uyanan kişi ihtilam olduğunu hatırlarsa, ihtilamı hatırlarsa uyandığı zamanlar ve yaşlı da görürse, cinsel organlarında, külotunda yaşlı görürse, demek ki rüyada ihtiram olan kişi uyandığı zaman bunu hatırlarsa ihtiram olduğuna. Bir de yaşlı görürse bunu yıkraması farz oluyor. Uyandı rüyadan hatırlamıyor mu böyle ihtiram olduğunu rüyada böyle bir şey oluyor hatırlamıyor diye böyle. Ama yaşlı gördü. Edep yerinde külotunda yaşlı gördü. Bu yıkraması bunu farz oluyor yıkraması da böyle. Yine bir kimse rüyada ihtilam olduğunu hatırlıyor. İyi biliyor bunu, hatırlıyor bunu. Uyanınca araştırıyor, bakıyor. Yaşı göremiyor, kupkuru. Bunu yıkamak farz olmuyor buna. Tekrarlayayım bunu inşallah, bunu rüya meselesini. Demek ki kişi rüyada ihtilam olduğunu görse rüyada, uyanınca cinsel organlarında külotunda yaşlı görürse bunu yıkamak farz oluyor. Uyandı, hatırlamıyor böyle bir rüya gördüğünü. Ağır uykusu vardır, geç yatmıştır, şu bu neyse böyle. Uyandı, hatırlamıyor böyle bir rüya gördüğünü, ihtiram oldu rüyasında. Önce bakıyor,
yaşlı görüyor. Edep yerlerinde, kilotunda. Yaşlı görünce bu yaşın da bir idrar olmadığını da anlayınca bunu yıkanmak farz oluyor. Üçüncüsü, rüyada ihtiram olduğunu iyi hatırlıyor. Yani iyi biliyor. İhtiram olduğunu iyi biliyor rüyada. İyi hatırlıyor bunu. Uyanınca bakıyor. Ama kuru. Yani yoklaya bakıyor. Hiçbir damla bir şey gelmemiş. Bunu yıkanmak fazla olmuyor. Ya demek ki rüya görmek yeterli olmuyor. Eğer bundan bir akıntı gelmezse, ki buna meni deniyor, gelmezse, buna yıkanmak farz olmuyor. Yine bir kimse bu ağır yük kaldırırsa kişi, çok ağır yük kaldırıyor, uzun mesafeye gidiyor, bundan zorlanarak boşalma olsa. Yine bir kimse yüksek birden düşse, düşerken bunda boşalma olsa. Ya bir insan sırtına fazla dövülse, vurulsa, boşalma olsa, bu Hanefi mezhebine göre buna gusül gerekmiyor. Neden? Şehvetsiz geldiği için. Hanefi'ye göre bu. Yani Hanefi'deki kural budur böyle. Şehvete gelmesi gerekiyor. Uyanırken tabii. Demek ki ağır yük kaldırdı. Yük altında zorlandı. Boşalma oldu. Yukarıdan yüksek bir yerden düştü. Düşme etkisiyle boşalma oldu. Veya dövüldü sırtına. Çok sopalı yapan vuruldu. Boşalma olduysa Hanefi mezhebi göre, Hanefi'ye göre buna gerekmiyor. Şafi'ye göre gerekiyor. Şafi mezhebine göre böyle. Şafi mezhebine göre yani şehveti şehvetsiz olsun fark etmiyor. Bu sefer gerekiyor. Tabii olması da gerekiyor burada, bu durumda. Daha eftal olmuş oluyor böyle. Bir de vedi mezi diye bir mesele var. Vedi mezi diye. Yani bu konular her zaman geçmez. Bunlar biraz tabii mahrem meseleler de. Bunu inşallah iyi anlayalım inşallah. Çünkü bunlar doğru öğrenmeyince halk arasında bu defa yanlış bilgilerim oluyor halk arasında. O öldü böyle diyor, böyle diyor diyor. Bir efsane oluyor, yanlışlık olmuş halk arasında. İnsandan, cinsel organdan 4 madde geliyor. Şimdi bu. 4 madde geliyor. Yani burası inşallah iyi anlayalım meseleyi, işte karışmalıyım inşallah. 4 madde geliyor. Bunun yalnız birinde gusül gerekiyor, üçünde gerekmiyor gusül. Ne bunlar? Biri bilim idrar. İdrar geliyor insandan. Bu tabi abdesti bozuyor. Bir damla abdesti bozuyor. Gusül gerekmiyor. İkincisi adı vedi. Vedi deniyor buna. Arapça tıpkısın tabi. Adı vedi. Bu tuvalette gelir bu. Tuvalette gelir. İdrardan sonra dışkılamadan sonra yani insan biraz zorlandığı zamanlar gelir bu. Mesela kişi bir hafif kabız falan olsa tuvalette idrardan sonra bir kabız gibi olsa bu zorlanma sonunda insandan bir akıntı gelir. Beyaz koyu bunun renkli olur bu böyle. Bunda da usul gerekmiyor bunda böyle. Yani çok kişi ben kendim şahsen şahit oldum. Mesela başka bir yere gittik. Namaza gideceğiz. Abdesti olmayan kişi tabii tuvalete gitti. Camiye gelmedi. Neye gelmedin? Yıkamam gerekti. Neden? İşte şöyle oldu, böyle oldu bu şey böyle. Demek bu mesele adı vedi deniyor buna. Adı vedi deniyor. Bu tuvalete gelir bu. Dışarı gelmedi bu. Tuvalette gelir. İdrardan sonra da gelebilir. Dışkılamadan sonra da gelebilir. Bilhassa kişi kabız falan olsa biraz zorlanınca bu bir akıntı gelir. Beyaz, koyu renkte, bunun şekilde. Epey kalıncık olur bu. İnce olmaz yani bu. Biraz yoğun olur. Bu da gelir. Bunu demek ki
idrar gibidir bunun hükmü şeriatta. Bunda gusül, yıkama gerekmiyor bunda böyle. Üçüncüsü mezi deniyor. Mezi. Mezi. Bu şehvete gelir bu. Şehvete gelir. Kitaplarının yazdığına göre kadında bu daha fazla olur. Kadınlarda daha fazla olur bu mezi olur böyle. Ne zaman gerek erkek gerek kadın şehvet zevk duyduğu zamanlar gerek konuşarak gerek oynaşırken her neyse dokunurken böyle hatta düşünürken bile olabilir kitaplara buyuruyor. Kişiden idrar yolundan akıntı gelir. Adı mezi. Bu veriden daha ince olur. Bu da beyazdır, şeffaftır. Daha ince olur bu da böyle. Mezi gelir. Bu şehre duyduğu anda kişiden gelir. Fakat bunda gusül gerekmiyor. Abdestle bozar böyle. Bu ne fark var bunun şimdi diğer meniden? Bu da şehvete geliyor. Şimdi mezi gelince kişinin cinsel isteği devam eder. Eder. Meni gelince iste kesilir. O farkında böyle. Demek ki mezi şehvet duyulu zamanlara gelir. Akıntı gelir. Kadından daha fazla gelebilir bu. Mediden ince şeffaf beyaz olarak gelir. Akıntı gelir. Bu gelince kişinin cinsel isteği kesilmez. Devam eder. Bu da ne yapar? Yani abdesti bozar. Abdesti bozar. Kusumuna gerek mi buna da böyle? Dördüncüsü lütfe. Deniyor Arapça buna. Meni de deniyor kitapta geçiyor gene. Bu meni, bu bildiğimiz menidir bu şekilde. Bu tabi Hanefi'ye göre şehvete geldiği zamanlar. Yani Hanefi'ye göre ama. Diğer mezheplere göre şehvet şart değil böyle. Şart değildir. Ne hal olursa olsun bu. Cins ilişkisi olsun, ihtiramda olsun, rüyada olsun böyle. Ne hal olursa olsun bu gelince dışarı bir damla bile çıktı mı bu ne yapıyor? İnsan cünüp oluyor. Yıkanması, gusül alması o zaman farz oluyor. Şimdi gelelim inşallah guslün farzları. Farzları. Farz yapılması zorunlu, mecburi. Eğer farzın biri olmasa o olmuyor demektir. Abdestin de farzı vardı. Geçti o konu. Namazın farzları var. Orucun farzları var. Guslün de farzları var. Bunların biri olmasa o ibadet olmuyor. Hanefi mezhebine göre bir de Hanbeli mezhebine göre, iki mezhebe göre ağzı yıkamak. Yani buna baştan başlayayım, sonra döneceğim inşallah. Yani bu farzları bunlar. Ağzı yıkamak bol su ile. Yani abdestekinden daha dikkatli olması gerekiyor bunlar böyle. Abdestli ağzı yıkamak sünnette. Yani kuru kalsa, bir şey olsa bile abdest yine böyle. Gusülde ağzı yıkamak farz olduğu için abdestten daha dikkat etmek gerekiyor. Bir de yıkamak farz. Üçte bir sünnet olmuşlar böyle. Yıkamak farz. Bunun için ağza bol su almak gerekiyor. Eğer diş arasında altına su geçirmeyen bir şey olsa, mesela mercimek sıkışsa arasına böyle, küçük bir sıkışsa arasına, ekmek kalsa o zarar etmez. Altına suyu geçirir. Altına su geçirmeyen bir şey olsa, mercimek gibi işte, yarım nohut gibi böyle geçecek kalırsa, bu o zaman o kadar olmuyor böyle. Dikkat etmek gerekiyor buna gusülde. Abdest, gusülde ağzı çıkmak farz olduğu için bol su almak gerekiyor, ağzını çalkalamak gerekiyor. Dişler, takma diş, damakta çıkarılması gerekiyor bunda. Ama tabii çıkmayan dişse, o zaman tabii çıkarılmaz. Burnuna su verme, burnuna.
Yine burnu sıvı iken de bazı insanın burnunda akan o akıntı, ifrazat kurur, kalır burnunda. Altından su geçmez. Bu da önemli şimdi bu sülade. Bakma gerekiyor. Eğer kişinin burnunda öyle bir şüphe ederse ki kurumuş bir şey kalmışsa, bunun akıntısı kurumuş kalmışsa, altından su geçirmeyeceği için ne yapması gerekiyor? Önce sıcak suyla alır boğaca, onu yumuşatarak onu atması gerekiyor. Ondan sonra ne yapar? Gusül niyeti ondan sonra ağzına burnuna su verir bu böyle. Buna su verirken ne yapar? Nefesini çeker. Yukarı çıksın böyle. İyice burnun dolması gerekiyor böyle. Yalnız oruçluyken biraz dikkat etmesi gerekiyor. Oruçluyken dikkat etmesi gerekiyor böyle. Oruçluyken alır mı kusat? Alınır tabii ya. Mesela kişi oruçlu. Ramazan olsun, diğer zaman olsun böyle. Kişi oruçluyken gündüz yattı, uyudu. Uyudu, ihtilam oldu. Bak yaşlı buldu. Yalnız fazla buna böyle. Ne yapacak? Yıkanacak tabii bu kişi böyle. Yıkanacak. Oruçluyken dikkat etmeye gerekiyor. Eğer ağzına su verirken, burnuna su verirken, oruç onu da bildiği halde kazayen böyle hatayla kaçarsa boğazına ya da burundan genizde gene boğazına kaçarsa orucu bozulur. Ne var ki? Güne gün tutarama. Bu hatayla olduğu için bu. Hatayla olduğu için ne gün tutar. Bunu dikkat etmeye gerekiyor oruçluyken. Oruçlu olmadığı zamanlar daha bolca su almaya gerekiyor. Yani ağzın içinde altına su geçirmiş olmayacak altına. Su geçirmeyen. Ekmek geçirir, yumuşar çünkü. Isı altına geçirir böyle. Onu temizleme gerekiyor. Bakmak gerekiyor buna. Bir de burunda da burun pisliği kuru varsa altına su geçirmez. Bundan önce ıslama kremi sıcak suyla yumuşatmak gerekiyor bunu. Atmak gerekiyor. Bir de üçüncüsüne de üç tane farz var Hanefi'de. Bedenin tamamını böyle tepeden tırnağa böyle bir tabir vardır. Bedenin tamamını yıkamak. Hiç kuru kalmamak üzere. Abdestte kaşın altına su geçmesi oluyor. Kaş yıkandı mı? Büyük olan bir altına girmesi olabiliyor dedi böyle. Sakal sıksa abdest altına girmesi oluyor böyle. Gusülde farklı ama. Gusülde kaş ovalanacak, kaşın dibine su girecek. Büyük ovalanacak, içecek. Sakal sık da olsun, akıl olsun böyle. Sakal hepsini akan dibi ısınacak sakal da böyle. Çünkü melam veriyor gusülde. Fettahirun böyle. Mübareke bezliyle çok temizledi böyle. Demek üç şartı var demek ki bunun içinde. Hanefi'de. Biri ağzını bir defa yıkamak. Bir defa. Diğerleri sünnet olmuş da böyle. Burnu bir defa yıkamak. Kuruya kalmamak üzere. İki, bedenin tamamını baştan başa bir defa yıkamak. Bir defa yıkamak fazlını vereceğim. Hanefi'de ve Hanbeli mezhebinde ağzını şey yıkamak, bunu yıkamak da farz. İki mezhepte, Şafii Maliki'de ağzı yıkamak, bunu yıkamak farz-ı sünnet onlara böyle. Neden böyle şimdi bu? Ya bu konuya girelim inşallah. Bazı insan merak ediyor bunlara böyle. Şimdi buradaki nedir böyle? Ağzı yıkanması gusülde gerekiyor. İttifakla. Bütünmüş ittifakıyla yıkanması gerekiyor ağzı yıkanacak böyle. Peygamber yıkadığı kesin sabit hadis-i şeriflere böyle. Bunu yıkanacak böyle şey. Yalnız buradaki hüküm değişiyor. Hüküm böyle. İçtihat hükme dayanıyor bu şekilde böyle. Evet Peygamber Aleyhisselam ağzını yıkadı. Burnunu yıkadı gusüldeyken. Acaba farz mı değil mi yıkamasam be? Sünnet bu şekilde böyle. Şimdi demek ki Hanefi mezhebine göre, Hanbeli'ye göre ağzını yıkamak farz usulde. Şafii'de, Maliki'de sünnet. Neden? Şimdi İmam Şafii'ye Maliki'ye göre ağız iç organlara dahil oluyor. Yani kişi normal dönüp kapadığı zamanlar işte kalıyor, iç organına kalıyor böyle. Bu yıkamak, beden dışı yıkamak farz, işin değil. İki mezhebe göre. Bu için ağız burun peygamberi yıkadı,
Ama sünnettir böyle. Sünnet olunca ne oluyor? Kule kazılar etmiyor böyle. Peki Hanefi neden böyle farz diyor buna? Hanefi'ye de Hanbeli'ye göre de ağzı burun işi dış organına dair. Şu an değil böyle. Peki neden dahil dış organa bağlı bu? Kişi oruç için ağzına su alıyor, oruç bozulmuyor. Eğer ağız iç organına dahil olsaydı bu İmam Azam'a göre, burnun iç organına dahil olsaydı, Ramazan ağzına su alınca bozulması da böyle. Kişi Ramazan ağzına su alıyor, eğer boğazdan aşağı bir damla giderse orucu bozuluyor. Demek ki boğaz aşağısı iç organ sayılır İmam Hanefi'ye göre. İç organ olmuş oluyor, ağız dış organa dahil olmuş oluyor. Bu yüzden Hanefi olanların çok dikkat etmesi gerekiyor. Hatta bu meselede dört mesele uygulamak daha iftar böyle. Dört imam bunlar muhtemelen. Ehl-i sünnet imamları bunlar böylece. Yani en iftarlı dört mesele uygulamak burada böyle. Yani şabit olsun hani uygulamak gerekiyor bunu. Ağzı burnu yıkamak gerekiyor böyle. Demek ki oruçluyken ağzı sulanınca bozmayınca dış organlar sayılmış oluyor böyle. Şabide niyet de farz. Şabide seminde, gusülde şimdi. Abdesti de farzdı. Hanefi'de niyet farz değil. Hanefi'de. Kişi unuttu niyet etmeye. Yıkanı çıktı. Niyet, unuttu niyeti. Evet, sünnetleri terk etti ama gusül tamamdır böyle. Şabide seminde işte niyet farz olduğu için unutup unutursa niyet etmeyi, yıkanı çıkarsa olmuyor böyle bu. Şimdi Hanefi'ye göre mesela bir insan akarsuya ya denize girse niyeti gusül almak değil böyle. Denize girdi işte biraz sallanacak hemen böyle. Hemen çıkmıyor böyle. Biraz işte sallanacak, şu yapacak bir şey. Ağzını burnunu da yıkadın mı da gusülü geçiyor böyle. Eğer cünüp sonunda böyle. Şafi'ye göre niyet etme değiştir olmuş sayılmıyor böyle. Niyet farz böyle. Tabi Hanefi'leri sünnettir, bırakılmaz gene. Şafi'de de üç şartı var, üç tane farzı var gusülün. Bir niyet etmek böyle. İkincisi, eğer bedeninde necis madde varsa onu yıkamak önce gerekiyor. Hanefi'de gerekiyor. Fakat Şafi'deki bu şart farz var böyle. Demek önce edecek önce böyle. Ondan sonra bedeninde diriş madde varsa, her ne bulaşmışsa bedenine, o yıkaması gerekiyor. Üçüncüsü Şafi'de gene, bütün bedenini baştan aşağı yıkamak, kule kalmamak şartıyla. Şimdi gelelim inşallah, farzıyla, sünnetiyle, adabiyle nasıl alınır yoksa abdesti baştan başlayalım şey inşallah. Şimdi öncelikle, gusülü gereken kişi, mesela gece ihtiram oldu, uyandı, hemen tuvalete gidip yıkandı, olmaz. Yine eşiyle ilişkide bulunan kişi, kalktı, hemen banyoya girdi, yine olmaz. Ne gerekiyor? Aklında sızıntı gelebilir, gelebilir. Bu işi ne yapması gerekiyor? Eğer biraz uyumuşsa bir şey gerekmez, başka bir şey gerekmez böyle. Çünkü uyuyunca kişi beden gevşer, rahatlar, akın havası çıkaran dışarıdan böyle. Kişi eşiyle görüştü, biraz daldı, uykuya daldı. Ondan sonra kalktı yıkanmaya, hemen banyoya girebilir böyle. Yine rüyada ihtiram oldu, biraz uyumuş ama uyandı, sonra da uyandı. Bu da hemen banyoya girebilir böylece. Ama bunun dışında hemen banyoya girecekse olmuyor. Ne gerekiyor? Önce tuvalet etmesi gerekiyor böyle. İdrar yapması gerekiyor ki varsa bir akıntı, mineden yani kalan bir parça varsa o da çıksın böylece. Veya biraz yürümesi gerekiyor. Enişte böyle. Adımı böyle sık atarak biraz sarsarken biraz yürümesi, öksürmesi falan gerekiyor. Çıksın gerekiyor böyle. Eğer bunları yapmadan hemen banyoya girdi. Banyoda yıkandıktan sonra kendisine bir damla bir akıntı tekrar bir menü gelmişse yine cünüp oldu. Tekrar olması gerekiyor.
Yani bu konu çok önemli bu konu benim. Çok önemli bu konu. Demek ki hemen banyoya girilmiyor. Ya bir uyuması gerekiyor. Uyumuşsa uyuması gerekiyor. Özellikle solta yatınca daha çabuk temizlenir insan. Sol tarafı yatınca böyle. Daha temizlenir. Kitapta böyle buyuruyor. Ya uyumuşsa kalkan banyoya girebilir. Hemen banyoya yıkaması gerekiyorsa tuvalete gider, idrarını yapar. Yine hemen giremez tabii böyle. Çünkü idrar akısınız olabilir, gene bir olabilir. Yine biraz daha bir şey gezer. Olmasın ne yapacak? Banyoya girecek ondan sonra. Banyoya girmek, su ayakla girmek sünnettir. Su ayakla. Yani sünnet Peygamberimizin emri. Banyoya su ayakla girilir. Banyoda kişi oturduğu zamanlar kişi önü, arkası kıbleye gelmemesi gerekiyor. Yani sağ, sol tarafı gelmesi gerekiyor. Yani tuvalet de böyle. Hatta bazı tuvaletler mesela bilinçli yapılmış. Yapanlar bunu bilmiyorlar, incelemiyorlar, yüzden durmuyorlar. Ne gerekiyor? Eğer önü, arkası tuvaleti de kıbleye geliyorsa şafi yan dönmesi gerekiyor. Meşru oluyor böyle. Banyoda da kişi önü, arkası kıbleye gelmeyecek. Sonra besmele çekecek işte, besmele. Yalnız banyoda edep açık olabileceği için besmele içinden çeker ama. Dile çekmez böyle. Sesli olmaz böyle. İçinden, yani kalbinden besmele çeker. Sonra niyet eder sonra. Niyet eder. Gusül abdesti almaya bunu niyetini yapar. Bu niyet tabi Hanefi'de sünnettir, Şafii'de farzdır böyle. Dikkat etme grubuna böyle niyetini yapması gerekiyor. Sonra bedeninde altına su geçirmeyen bir şey varsa, şüphe ederse onu araştırması gerekiyor. Şüphe ederse böyle bir şey. İşte o da insanın iş, meslek icabı, yağlı boyadır, şudur budur. Kadın hamur yapmışsa, kuyruğun hamur da tırnak arasında kalır. Altına su geçirmez hamur da böyle. Altına geçirmez. Demek ki işte balık bulur neyse artık buna bakması gerekiyor. Eğer şüphesi varsa, yani böyle bir şey uğraşmışsa kişi, demek ki o kısımlarına bakar böylece. Bedeninde altına su geçirmeyen bir şey var mı? Kadında saç boyası varsa, saç boyatmışsa ki boyatıyor kadınların çoğu, o boya da altına su geçirmiyorsa gusül olmaz mı? Altına su geçirmiyorsa o boya böyle. Kına altına su geçiriyor böyle. Kına caizdir. Kına sürebilir kişi. Ama bunun dışında bir takım kimyasal maddeler zaten böyle. Bu da oluyor. Oluyor bunlar. Kimyasal maddeler altına su geçirmeyince tırnakta olsun, dudağında olsun, saçında olsun altına su geçirmiyorsa gusül olmaz mı? Eğer yeni evlenenler mesela berbere gidiyorlar mutlaka böyle. Berbere gidiyorlar. Tabii saç yaptırmaya. O anda işte bir de Allah korusun boya boya yaparlarsa elinde gece daha haram işte böyle. Yıkaramıyor mu? Ya Allah korusun mu? Böyle. Bundan sonra edep yeri temizlemek. Bu mutlaka gerekiyor bu. Sol el ile. Sol el ile, sağ ile mekruhtur böyle. Ancak kişinin sol elinde bir özür varsa, yaram var, onu kullanamıyorsa, o zaman ne yapar? Sağ elinde o zaman yapabilir, acaba yer böyle. Sol ile yıkama gerekiyor edep yerlerinde. Bu şarttır bu böyle. Bir insan o anda edep tıraş olabilir mi? Şu anda böyle koltuk altını temizleyebilir mi yıkamadan önce? Olmaması daha iyi böyle. Yani bunların gerek ki saç tıraşı olsun,
tırnak kesme olsun, etek tıraşı olsun bunlar böyle. Bunlar temiz ki olması eftar bunların da böyle. Yani beden ayrılırken bunlar temiz arısınlar böyle. Arısınlar. Kadınlar da adet günlerinde mümkünse tırnak kesmemesi gerekir kadının da. Ama 10 gün uzak kadının tırnağı daha da kesmemişse, uzamışsa fazla, o zaman kesebilir böyle. Yani haram olmuyor. Haram olmuyor. Fakat bunlar nedir eftar alanı böyle? Beden temizken o bedenin cüzü öyle ayrılsın, beden ayrılsın. Hiç ayrılmasın onlar böyle, bedenden böyle. Bundan sonra abdest almaya başlar kişi. Demek tekrar inşallah önce tuvalete gitme. Eğer hemen yıkanacaksa tuvalete gider, idrarını yapar, biraz gezinir. Sonra su ayakla banyoya girecek. Kişinin banyoda, tuvalette önü, arkası kıbleye gelmeyecek. Sonra besmele çekecek. Tabii açık önü olunca besmele içinde çeker. Besmele-i Şerife'yi. Sonra niyet eder. Niyet eder. Allah Azze ve Celle'yi kusura almaya diye niyet eder. Sonra altına su geçirmeye bir şey varsa, demin de az evvel geçti, ağzına burnuna da bir dahil böyle, bunlar da böylece. Ya demek ki ağzına da, burnunda da, bedende de altına su geçirmeye bir şey varsa önce onu gidermesi gerekiyor. Bu şart böyle bu. Tırnak arasında, şurada burada bir şekilde, biraz da bir yemek bir şey yemişse, diş arasında kalmışsa, temizlemek gerekiyor bunları böyle. Bundan sonra sol eliyle edebilen temizleyecek, yıkayacak böyle. Güzelce bol etrafını, çevresini yıkayacak. Ondan sonra abdest alanı başlayacak. Abdest, ama abdest gibi böyle. Aynı üçlü elini yıkar. Şimdi gusül de bedenin tam yıkaması gerektiği için bilhassa bu hilallama aralarını böyle. Abdest de bu gerekiyor. Daha fazla gerekiyor bu sefer böyle. Kuru kalmaması gerekiyor aralarında. Bir de böyle kırışkeler var diye böyle. Bunlar bir şey yapmak gerekiyor bunlar. Kuru kalmasın diye böyle. Kuru kalmasın diye bir şey yapmak gerekiyor bunlar da. Tabii ağza bir sefer su verecek. Su ağza sağ elle verilmesi sünnettir ağza. Bolca suyu verecek ağzına. Şey bir ağzına bir suyu dolaştıracak. Bunu tükürecek açılışları böyle. Tekrar su alacak. Yine verecek. Üst sefer verecek bunları böyle. Burnuna su verirken bazen şöyle yapıyorlar. Abdestte bazen karşılığıyla görüyor insan bazen cami şeyinde, şadırvanında. Buna bir su veriyor. Tekrar veriyor. Bu ne oluyor? Şimdi ilk burnuna su verdi ya, o su oldu mâ-i müstamel diyor buna. Mâ-i müstamel deniyor. Yani kullanılmaz su. O su temizlenmeden ikinci su verilmez. Anlıyorum ben de. Usulle de aynı şekilde sağ elin avucuyla buna su verirken nefesini çeker yukarı doğru kaçırsın böyle. Tutar çeker. Ondan sonra sol temizlik sünnettir. Sol eliyle burada. Sağ eli temizlenemez böyle. Sol eliyle temizler. Bir. Tekrar suyu alır. Avucuna bolca burnuna verir. Nefesini çeker. Yine bunu sonra temizler. Üst sefer. Birbirine karışması sonra ayrılması gerekiyor. Abdestte de gusülde de böyle. Sonra tabii yüzünü yıkama. Şimdi abdestte de az önce bu konuyu biraz kısa geçti. Abdestte kaşın altına, büyük altına ve sırsak altına su geçmesi oluyor abdestte. Gusülde olmuyor böyle. Gusülde hanımlar da kaşlarını, biraz bazı daha kaşları şey oluyor bazı insanın yoğunluğu, kara kaşı oluyor falan böyle. Olması gerekiyor kaşlarının, altına su girsin. Buyurun sakal ne kadar sık olsun böyle, yıkanması gerekiyor. Altına su girsin böyle sakalını böyle. Üç sefer, tabii iki avucun suyu alır böyle, yukarıdan başlar, ovarak yer böyle.
tekrar su alır, tekrar üç sefer yıkar böyle. E bu zahmet oluyor mu? İbadet bu ama. İbadet bu böyle. Yani bunun her zerresi sevabı yazılımdan böyle böyle. Her damlayan suyla beraber günah dökülüyor oradan muhtemelen böyle. Abdest bu şey böyle böyle. Bir şey boş İslam'da böyle. Sonra elleri yıkayacak, iki elini yıkayacak böyle. Dirsekleri beraber, namazı gibi böyle şey bu. Önce sağ, sonra sol, üçer sefer yıkayacak bunlar da. Sonra başın mesih yapacak, başın tamamı. Ayakların yıkanması. Biraz burada duralım ayak yıkanmasında. Ayak parmakları sıktır böyle. Arasına su hemen girmez böyle. Ayak parmak aralarını hilallamak diyor bunlara. Yani su ile ıslayıp parmağınla gezdirme parmağını. Şimdi evvela sağ ayağının küçük parmağından başlanır hilallamaya böyle. Sağ ayağını böyle yıkadı. Yukarıdan parmak ucundan başlanır. Yıkadı. Ondan sonra ne yapar? Sol elinin parmağıyla. Mümkün küçük parmağı işte yapabilir böyle. Sağ ayağının küçük parmağından böyle başlar. Hilallayanı böyle. Isın böyle. Dibini böyle. Sonra sıra böyle gelir gelir. Baş parmağına geldi sağ ayağının baş parmağına geldi. Sonra ne yapar? Sol ayağının baş parmağından başlar. Baş parmağından başlar. Küçük parmağına da gider böyle. Yani sağ ayağının küçük parmağından başladı. Sol ayağının küçük parmağında bitiriyor böyle. Bu sırayı takip eder. Dikkat etmesi gereken nedir? Aslı gereken burada. Arada kuru kalmaması böyle. Ayak parmak sık olduğu için ele belemez bu. El parmağı süzgüne girebilir, gene aralarına girebilir. El devamlı kullanılıyor. Devamlı su alınıyor. Bu kullanılıyor. Kuru kalmaz eller. Bu kesin bu. Ama ayak parmak arası sık olduğu için dikkat edilir bunlara böyle. Arası kuru kalmasın. Bir de ayak tabanında genelde böyle çıkıntı oluyor fazla böyle. Tabii devamlı gezince yer aşınıyor. Girilti çıkıntılar olabiliyor. Hemen bir kere olmaz böyle. Yıkarken ayakta olması gerekiyor onların herhalde. Topuğunu da yıkaması gerekiyor bunları. Yani banyoda ayağını yıkarken eğer banyoda durduğu yerde su toplanıyorsa, akmıyorsa o da tıkanmış olur banyoya. O su birikiyorsa ayağını yıkamaz. Çıkarken yıkar zaman böyle. Çünkü yıkasa bile onun faydası olmuyor. Ayak yine kirleniyor. Yıkanan suda böyle. Onun için eğer banyoda su hemen akıp gidiyorsa ayağını da yıkar. Eğer banyo tıkanmış olup da su birikiyorsa, gitmiyorsa hemen ayağını yıkamaz. Onu çıkarken ayağını yıkar böyle. Elham abdest aldı, elhamdülillah. Şimdi ne yapacak? Yıkanma başlıyor böyle. İşte bazı fukahalara, fukuh alimlerine göre sağımızdan başlar, önce sağdan başlar. Başını, sonra solumuzunu. Bu sırayı yani böyle. Ama çoğunluk önce baştan başmayı tavsiye eder. Baştan böyle. Çünkü o da sağımı yıkadın ama baştan arkanın suyu oraya akıyor böyle. Önce başı yıkamak. Baştan başlar böyle. Ama saçların dibi yıkanacak, hiç kuru kalmayacak saçların. Yalnız kadının saçı örgülü ise, bilmiyorum günümüzde var mı örgülü kadın da, varsa eğer, örgülü kadın varsa, cünüp olmadan önce de örgülüyse saçı, bakın şimdi böyle, şartı böyle böyle. Mesela kadının saçı dağınıkmış, örgüsü dağılmış böyle, o arada tabii eşine görüştü, cünüp oldu. Sonra ördüyse o sayılmaz böyle. Eğer cünüp olmadan evvel saçı güzel örgülüyse örgü onu sökmez, bozmaz örgüsünü böyle. Ne yapar? Yani dipten güzel ısıtır böyle. Diğer tane bir sıvı azar ısıtır yeter bu şekilde böyle. Ama örgülü değilse saç, yani saç günümüzde tabii çoğu örgülü olmuyor saçlarında, yıkanması gerekiyor baştan aşağı. Yeni berbere gitmişti ama başı karışık, bozulacak ama ya bozacak bir şeyini ikisinin birini tercih. Ya dünya ahiret mi? İmtihan şimdi burada var. Tam burada. Mutlaka başın, saçın güzel yıkanması gerekiyor. Tabii baş karışır bir saçlar böyle. Birine karışır, dibi ıslanacak. Gusülde farz bu böyle. Çünkü Mevlam buyuruyor ayet-i kerimede Fettahiru Mevlam buyuruyor. Gayet pak temizliğinin mübarek evresine geliyor böyle.
Bütün ve bir daha yıkamak farz. Baştan bir defa böyle. Olmak. Harefide, şafide sünnet, barakide farz olmak da böyle. Olmak. Yıkadığı her yeri, yıkadığı her yerini bir de olmak böyle. Hemen yıkandı böyle olmak güzelce böyle. Her tarafı olmak da böyle. Bu Hanefi Şafii'de sünnet, ikmesi sünnet, bariki de farz böyle. Olmak böylece. Bu olmanın hem de çok bedene faydası var. Masaj oluyor bedene böyle. Akupunktur noktaları var. Onları hareketi geçiriyor. Yani sağlıksın çok faydalı bu olmak da böyle. Yani sünnet olsun, farz olsun böyle. Bunu yapmak gerekiyor böyle. Olmak gerekiyor böyle. Zaten Maliki'ye göre olmayan husus olmuyor. Olmak farz çünkü Maliki'de. Olma gerekiyor. El yetiştiği kadar yetiştiği tarafından böyle. Kişinin her tarafı böyle. Yıkadığı yerlerinde olması gerekiyor. Göbek çukur oluyor tabii görüntüsü böyle. Onu da yıkamak için parmağınla yıkama gerekiyor. Göbek çukurunda böyle. O çıkıntı, girintide çıkıntıda yıkamaması gerekiyor. Sonra baştan da yıkandı. Bir defa yıkandı mı farzına gelmiş oluyor böyle. İkincide tekrar baştan başta yine böyle yıkanır. Yine olunur. Bu da sünnet sevabı oluyor böyle. Üçünün tekrar yıkanır, yıka bir defa, bu sünnet sevabı olmuş oluyor böyle böyle. Eğer ilk yıkanışında bedenini kuyruğa kalmışsa, o zaman farzına gelmedi. İkinci yıkanışta tam kuyruğa kalmazsa, ikincisi farzına girmiş oluyor böyle. Üçüncüsü de sünnet olmuş oluyor böyle. Bu ne oluyor? Bir sünnet bunun eksi sevabı olmuş oluyor böyle. Ama bir defa da yıkayayım da olmaz. Bu da mekruh olmadan böyle. Yani bir defa da yıkayayım, garanti olsun, bu da mekruh böyle. Bir de su israfa giriyor, bu da mekruh oluyor böyle. Yani buna ifa tevhid dönüyor böyle. Neyse şer'i ömür, emir bunu geçmeye gerekiyor böyle. Üç sefer böyle. Yalnız günümüzde o dönemdeki yıkananlara baktığımız zamanlar su çok kıt o zaman muhtemelen böyle. Çok kıt böyle böyle. Uzaktan su getiriliyor. Tulumlarla. O zaman kap yok, plastik, bidon bidon yok zamanla. Tulumlarla su uzaktan su getiriliyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshar ve beraber bir sefere giderken sus kaldı orada. Su yok. Develere susuz kaldı. İçecek suyu kalmadı. Abdest suyu kalmadı. Derler ki, ya Resulallah, derler durum bu şekilde. Kimseden su kalmıyor yani. Su. Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki iki kişiye, Hazreti Zübeyir'e, Hazreti'ne, gidin bakayım, dolaşın bakalım böyle. Eğer yanında su olan bir kişi var, onu aldın gidip buraya getirin. Tabii şöyle bir insan bulunmaz. Peygamber emir verdi onlara böyle. Demek ki bir şey Peygamber'e haber verildi Peygamber'e böyle. Hazreti Zübeyir, Hazreti'ne böyle. Hemen deveyle hızlı gittiler. Bir kadıncağız. Kadıncağız deve üzerinde ön arkasında sulumları bağlamış onları da sudan geliyor yani. Su doldurmuş. Su geliyor böyle. Dur bakalım. Dur. Ne var? Nereden suyu aldın? Yakın mı su buraya? Yok yakın değil. Ne kadar? Dün bu saat oradan dedi. Dün bu vakit oradaydım. Bak. Dün bu vakitte. Dün bu vakitte kaç saat geçiyor? 20 saat. 20 saat. Böyle. Dün bu vakitte suyun boşa indi. Dün bu vakitte böyle. O zaman imkan su etmek tabi ya. Git oraya geri dön. Yol güzel diyor böyle böyle. O zamanlar geldiler sen biz beraber dediler. Peygamberimizin yanına bir gel, seni götürelim buraya böyle. Yani zoraki böyle baskıyla tabi fazla şey yapmadan rica ederek kadını böyle getirirler böyle. Götürürler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri alın bakalım küçük bir tulumu. Aldılar. Şimdi onu o zaman tulumu çıkarırken suyu doldururken başına doldu böyle. Oradan su doldururlardı. Bağlanırdı böyle şey. Kolun birinden de su kullanırlardı böyle. Böyle. Bağlanırdı böyle şey. Peygamber Hazretleri çözün bakalım kolun birini, tulumu. Bir kap kondu. Bunun içine su koyun bakalım. Yarıyı geçsin bu. Su yarıyı geçti oradan, kadın dev üzerinde. Dev üzerinde kadın, su yarıyı geçti.
Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mübarek iki elini, nur ellerini açarak parmaklarını suyun içine soktu kabaca. Açık parmaklar lazım böylece. Onu soktu muhtemelen böyle. Sokunca buyurdu şimdi. Gel al bakayım su, buna su alın buna. Daldırın kal, al bakayım içine su böyle. Büyük kapmış o. Alın bakayım su böyle. Alın başladılar. İçen içti. Doydular. Kafan doldururlar. Su hiç eksilmiyor muhtemelen böyle. Eksilmiyor. Kadın da yukarıdan bakıyor. Allah Allah ya bu ne bu ya? Bu sihirbaz mı? Bu yüce mi? Ne bu böyle bu böyle bu? Koca ordu suya doldu, kafaya doldururlar, su eksilmiyor bu şekilde böylece. Ondan sonra bu kim bu dedi ya? Böyle bu peygamber dedi bu şey böyle. Peygamber dedi kendisine. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri herkes suya kanınca, kap dolunca o kadının suyunu gönül şeyine kulu kabına koydu. Doldurdu, verdi ona. Şimdi burada Aleyhisselam Hazretleri, eshabım bir yolunu aldı bu kadını. Onu da biz bunu böyle. Bu şakı var bize böyle. Kıyamında ne varsa yanında böyle fazla erzak. Benim bir örtü koydu ortaya böyle. Bir örtü koyun üzerine. Bunu verelim böylece. Kim ne varsa hurma, ne varsa yanında böyle. Üzüm, ne var, kuru üzüm böyle. Ne varsa böyle, böyle yanında yiyecek böyle. Getirirler. Bir boş oldu. Bunu bağladılar. Kadını verdiler. Helal işte kadına muhtemelen böyle. Bu kandırma sonra Müslüman tabi kan sonradan böyle. Şimdi bunu düşünüyorum bazen. Yani ne zaman, çoğu zaman yani aklıma geliyor muhtemelen böyle. Abdest alırken böyle. Hatta bir bulaşık yıkarken bile, tabak bir yıkarken evde bu aklıma geliyor muhtemelen böyle. Aklıma geliyor böylece ki bak değil mi? Dün bu vakitte suyun başında, dün bu vakitte 24 saat önce suyun başında böyle böyle. Bak. Daha gitmiyorum kabilesine, daha yollam da. Ne kadar bilmiyor kabilesine, kasırım böyle. Gitmiyor. Şimdi bu kadın ve o kadının bulunduğu kabileler, insanlar, o dönemde insanlar böyle, acaba nasıl kullanır suyu değil mi suyu? Yani damlacan galiba suyu. Böyle. Sen mi şap, mesela şimdi bir su içiyor şuraya al bir şey böyle, al bir şeye böyle şap dök. Böyle. Bir su içiyor dök. Dök bakın bu şekilde. Halbuki hadis-i şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, mümin adı şifadır böyle. Mümin adı şifa böyle. Mümin içen suyu içmek o şifa olmuş oluyor Allah'ın böyle. Yani günümüzde eğer bir insan abdest gusülü ehvami varsa bu aptallık yani. Ahmaklık muhtemelen böyle. Bu bozuluyor böyle. Duş akıyor muhtemelen. Duş şak akıyor böylece. O kadar bol su akıyor. Onu ne yapıyorlar böyle? Şey koyuyor. Hatta çoğu zamanlar kap yoktu böyle. Elini alıp böyle başına koyuyor, döküyor. Onu sıvazlıyor. Tekrar alıyor, onu döküyor. Böyle. Azar azar muhtemelen her şeye böyle. Yıkıyorlar. Yani israfına kaçma gerekiyor. Bir de yüzük varsa insanın parmağında yüzük varsa bol da olsa bunu gusüle uğratma gerekiyor. Altına su girsin böyle. Eğer sıkış zaten bunu çıkarması gerekiyor. Çıkarmasa böyle yıkanma yerine çekilmesi gerekiyor bunu. Altı kuru kalması, yüzün altı böyle. Bir de küpe. Küpe kadınlarda. Günümüzde erkekte var ama kadınlaşma erkekte Allah korusun böyle. Peygamber anlatıyorum. Küpe. Küpenin de kuru kalmaması gerekiyor. Kalması gerekiyor böyle. Eğer kadının kulağında küpe varsa orası ıslam unutması gerekiyor böyle. Unutması gerekiyor, kuru kalmasını verecek böyle. Ancak artık küpe kullanmıyorsa, deliği kapanmışsa o olur böyle şey. Ama küpe kullanmıyorsa bile daha deliği açıksa gelin yıkanması gerekiyor bak. Kulağın işte deliğinde kuru kalmaması gerekiyor böyle. Bunu dikkat etmek gerekiyor bana. Ama günümüzde dediğim gibi su bol yanında muhtemelen böyle. Ama bol diye de israf etmemek gerekiyor suyu da. Çıkışta sayaka çıkıyor banyodan, hemen kurulanmak, hemen girmek gerekiyor burada, acele burada. Yani şimdi cinler var bilhassa böyle, şeytanlar, onlar insana çok dikkat ediyor buna bakarlarından böyle. Yani oradan insana bir size girir, oradan kişinin gönlü kalbi bozulmaya başlar böyle.
cinler, şeytanlar her yerde vardı bunlar böyle. Şeytan bile her yerde vardı, mutlaka vardı bunlar böyle. Bu iş ne gerekiyor? Çıplak olduğu içinkinin bedeni insanın çıkınca hemen havlayıp kurulanmış çabuk gerekiyor. Edip örtmesi gerekiyor. Ondan sonra hemen giyilmesi. Önce mesela altına pijamayı giymesi gerekiyor. Buna dikkat ediyor buna da böyle. Yani aç çıplak durmamak gerekiyor böyle. Şimdi bir insan cünüp iken nelere bunu haram oluyor, yapması yasak oluyor. Cünüp iken böyle. Cünüp olan kişi namaz kılamazsa bu şekilde. Fakat bir de kadınların kadın durumları var böyle. Kadın da böyle adet halindeyken, nifastayken o da kadın onda cünüp halinde olmuş oluyor şer'a. Yani böyle o durumda namaz kılmak haram oluyor böyle. Namaz kılmak haram böyle. Bir insan cünüp halindeyken mesela evde biri oğlu, kızı, hanım neyse mesela Kur'an okuyken secde ayetini okudu. Kendi cünüp şu anda böyle. Bu ne yapacak? Onu yapamaz tabii, secdeyi yapamaz böyle. Yıkanınca yapması gerekiyor bunu. Yani boş oluyor böylece. Ancak kadın adet haline kadın. Cünüp bir kadın adet haline kadın böyle. Adet halinde onun yanında okurken okunsa tilavet secdesi kadına vacip olmuyor bu. Neden? Şimdi bir yerde okurken tilavet secdesi kim namaz ehli ise onlara vacip oluyor. Kim namaz ehli ise onlara vacip oluyor bu. Namaz ehli. Şimdi cücüm olan kişi namaz ehli. Yıkanıp namaz kılabilir böyle. Ama ehli böyle. O namaz farz oluyor. Böyle. Ama kadın onun namaz farz olmadığı için ama ehli değil. O kadının yanında tilavetçi okunsa, 100 defa bir okunsa, onu yapması vacip olmuyor böyle. Yine bülüşene ermeyen erkek, kız, çocuk oyunda okunsa, ona da vacip olmuyor tilavetçi böyle. Hatta kendi okusa bile ona vacip olmuyor. Yaparsa daha sevaptır mesela, temizken böylece olmuyor. Bir de tabi gayrimüslimlere. Bir de cünüp haldeyken Kur'an-ı Kerim'e dokunmak. Hatta abdesti dokunmak da yine haram oluyor Kur'an-ı Kerim'e. Mevlam buyuruyor. İllel mutahhirun. La yemes illel mutahhirun. La yemesuhu. Kur'an dokunamaz. La yemesuhu. Mes dokunamaz Kur'an-ı Kerim'e. İllel mutahhirun temizler dokunur böylece. Demek ki abdestsiz de Kur'an-ı Kerim'e dokunulmaz. Cünüpken tabi daha dokunulmaz. Arada fark var ama şimdi. Ne farkı var? Abdest yok, Kur'an dokunamaz, ezber okuyabilir ama. Okuyabilir mesela. Abdest yok. Ama cünüp değil. Abdest yok, Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Dokunamaz Kur'an-ı Kerim'e, ezber okuram böyle. Mesela Yasin okur, İsmi okur ve ezber böyle. Okuyabilir böyle. Cünüp olan kişi ezber de okuyamaz, haram oluyor. Bak. Çünkü ağızda cünüp olmuş oluyor böyle. Bu fark var demek ki böyle. Cünüp halinde ve kadınlar da kadınlık hallerindeyken de Kur'an-ı Kerim'e dokunamazlar. Bunu ezberde okuyamazlar. Yine Kur'an tamamı değil de bir tabelada, kağıtta, başka bir yerde bir ayet-i kerime yazılı ve yarım ayet-i kerime yazılı, buna dokunamaz buna da. Mesela kadınlar temizlik yaparken oluyor, levhalar var mesela, falan var böyle, tabeler var böyle, asılıyor böyle. Ayet-i Kerime yazılıysa, kadın onda abdestiyse veyahut adetiyse dokunamaz ona böyle. Ne yapabilir? Çocuk varsa evde ona getirir böyle. Hatta işte küçüğünü kucağına kaldırır, al bakayım yavrum bunu var böyle. Al götürüp koy bakayım buraya. Koy da mutlaka böyle. İyi, kadın unutursa bir şeyinle, mesela üzerindeki giysinle böyle, uzun olsa kolları, bir şey olsa böyle, ama tutsa böyle ne oluyor böyle? Ya da eldivenle tutsa, bu da bazı fukahaya göre mekruh. Çünkü üzerindeki giydiği şey, giydiği eldiven, bedene giydiği için onu da tutmaması gerekiyor, mekruh oluyor böylece. Ama ne yapar? Mesela başlığını çıkarıp tutabilir bu şey böyle. Bize giymediği bir şeyle böyle. Hırkasını çıkarır. Eldiven mesela kalın bir eldiven giymeden onu alabilir, tabiri böyle.
Kur'an-ı Kerim'e yapışık olmayan bir şeyi tutabiliyor böyle. Kur'an-ı Kerim'in kabına dokunulmaz böylece. Şimdi şöyle görüyor fukahalar. Satışta Kur'an-ı Kerim'in cildi de ona dahil oluyor böyle. Onu ayrıdır bana böyle. Mesela Kur'an-ı Kerim bir torba içerisinde kişi bir yere gidecek. Bir yere gitti mesela. Bir Kur'an hediye etti kendisine. Onda ayet halinde bir kadın mesela hanım ne yapar? Ona bir güzel bir temiz bir poşete bir şeye koyarlar. Onu götürebilir. Yukarıdan kaldıran da böyle. Belaş almaz tabii. Onu götürebilir bu şekilde böyle. Kur'an-ı Kerim dokunamaz böyle. La ekrevül haizi ve nifesavi ve cünübü şeyen minel Kur'an. Şimdi bir de bu hadis-i şerif var. Yani ayet-i kerim var. Kur'an ancak temize dokunabilir. La ekrevül haizi. Adeti kadın, nifesa kadın ve cünüp olan kişi Kur'an'dan bir şey okuyamaz. Şeyen o temin var burada. Bu kri anlamıyla az ona göre bile. Kur'an'da hiçbir şey okuyamaz böyle. Bu ayet-i kerimeye göre Hanefi'ye göre eğer kısa yarım ayet ise ona dokunabiliyor zorunludur. Dokunabiliyor böyle. Şafii mezhebine göre öyle az çok hiç dokunamaz böyle. Okuyamaz Kur'an'da bir şey böyle. Cünüp iken böyle. Okuyamaz böyle. Ezbe okuyamaz böyle. Yalnız Maliki mezhebinde İmam Malik Hazretleri ama bir şeye dayanmadan ama böyle. Kaynak vermiyor böyle. Yani ayeti kerime yok, hadis-i şerif yok. İmam Hazretleri ne yapıyor? Cünüp olan kişi Kur'an okuyamaz diyor. Bir kelime okuyamaz böyle diyor. Malik'te böyle. Ancak diyor kadınlar unutmamaları için adet halindeyken böyle diyor. Ezber okuyabilirler diyor. Tek böyle diyor. Ama bu uygulamaz bu böyle. Çünkü diyor üç mezhep bütün böyle sahabeler ittifakıyla okunamaz bir şey böyle. Yani günümüzde bunu çok duyuyorum bu şekilde böyle. Yani hafız çalışan bazı şeylere böylece İmam Malik böyle demiş diye. Ama bir kanıt yok ama böyle. Şimdi insan diğer mezhebe bazı şeye uyabiliyor. Eğer o mezhebin kaynağı daha kuvvetliyse. Kendi mesela imam bulamamış adı şerif mesela. Hatta sahabeler herhalde bilmiyorlar sahabelere böyle. Peygamber bulamamış sahabelere böyle. Kendi mesela imamı o adı şerif görememiş. Bulamamış. Veya daha zayıfını bulmuş. Diğer mezhep imamı daha sahih adı şerif bulmuş böyle. Daha kuvvet şerif bulmuş. Senediyle metine beraber bulmuş şekilde böyle. O zaman ona olabiliyor böyle. İmam Malik Hazretleri'nin burada bir şey yok bana böyle. Bunun için demek ki okunmak gerekiyor. Yalnız Kur'an-ı Kerim'e bakmak haram değil. Cünüp olarak kendi kadının da böyle. O haldeyken böyle. Çünkü göz cünüp olmuyor. Bunun göz yıkaması fazla olmuyor. Göz yıkaması böyle. Sahabeden birinin iştihadı göz yıkaması da gerekiyordu be sahabeden birisi. Özel bir göz kapı açıp böyle bir yerine yıkama uğraşıyordu. Gözü kör oldu ama. Böyle. Göz sakatına gözü bu şekilde böylece. Diğer sahabelere göre, dört mezhebe göre de ittifakla göz ettiği yağ tabakası böyle. Yağdır. Göz yıkamak farz değil böyle. Bunun için yani göz cünüp olmuyor. Kişi cünüp halindeyken de, adet halindeyken de kadın da ne yapar? Kur'an'a bakabilir mi? Böyle. Mesela bir okurken onu takip edebilir, ona bakabilir. İşkeni okumaz ama. İşini okumaz makinesi böyle. Bir de muallime diyor. Muallime Kur'an öğreten kişi. Öğretmen diyor. Hoca yani böyle. Kadın. Genç hanım mesela Kur'an kursunda görevli. Kur'an öğretiyor. Ne yapar burada bu şekilde? Bu da adeti günlerinde hece hece veya kelime kelime söyleyebilir bunlara böyle. İlk kelime birleşmez ama böyle. En eftali hece hece. Mesela elhamdülillahi bu şekilde böylece. Bir de kelime de söylemeye izin var bu şekilde öğretmek için. Söyleyebilir ve konu kelime de bakabilir böyle. Bakabilir de. Adeti kadını ne yapabilir? Ve cümle olan bir kişi de
O anda zikir serbest. Zikir böyle. Neden zikir serbest? Olur ya, Azrail Aleyhisselam gelebilir muhtemelen. Gelme şahit lazım. Onun için şey böyle böyle. Ağız halindeyken de kadınlar, erkek cünüp iken de ne yapar? Zikrenin devam böyle. Gelme tevhide mesela, Lefz-i Celal'e, Allah Allah, La illallah, bu devamını verir. Sübhanallah, okudu bunları böyle. Bir de dua anlamını taşıyan ayet-i kerimeleri de dua niyetiyle okuyabilir, biliyorsa. O ayet-i kerimenin anlamı dua anlamında. Dua niyetiyle okuyabilir. Mesela Rabben atina fiddi hasene. Bu duadır. Rabben afili gibi bu şekilde böylece. Bu dua niyetiyle okunabilir bu da bana. Yine ayet-i kadar camiye giremez. Camiye giremez. Caminin içine girmeden mesela yanda manda böyle ayrı bir oda olsa, orada namaz kılınan yer varsa oraya girebiliyor o şekilde böyle. Ama namaz kılınabilir camide girmesi haram oluyor böyle. Kabe'yi tavaf edemez tabii. Tavaf edemez. Hatta kadın, adette olan kadın ihram gece zamanlar gusül etmesi gerekiyor. Gusül eder böylece. Ama bunu temizlemek için yapar bunu böyle. Niyeti gusül edilir, temizlemek için bunu yapar böyle. Mesela su yok. Mikat yerine gelindi, hacı adayları mikat yerine gelindi, namaz iki hafta ihram namazı kılınacak, abdest almaları gerekiyor. Ol ya su bulamadılar böyle. Başka yerde imkanı duruma her neyse. Diğerleri teyemmümle namaz kılarlar, kadın teyemmüm yapmak bir seferle. Çünkü teyemmüm temizlik anlamına gelmiyor. Onun için demek ki kadın İhram girdiği zamanlar adet değilse o da yıkanır. O da temizlenir. İhrama girmiş olur. Yalnız bir tek tavaf yapamaz. Kabe tavafen böyle. Her şey devam eder. Her şey devam eder böylece. Ne hikmetse Rabbimin Celle Celaluhu her İslam'ın her şeyi İslam'da uygulandı. Asıl saadetten hatırlıyorum böyle. 23 yılda her biri uygulandı böyle. Yaşandı bundan böyle. Veda haccinde Mekke'ye yaklaşıldı. Ayşe validemiz ağlıyor. Ağlıyor Ayşe validemiz. Ağlıyor. Haber geldi. Ya Resulallah Ayşe ağlıyor. Peygamberimiz geldi. Ya Ayşe ne ağlıyorsun? Ya Resulallah böyle oldum ben. Adetimi gördüm yani. Yani günüm değildi ama adetim geldi. Herkesin tavafa girecekler. Ben hacı olamayacağım şimdi ben. Ben yapamayacağım mı? Hayır bu da. Yalnız tavafı bırakırsın. Zaten kulun tavafı sünnettir. Onu bırakırsın. Kalın her şeyi yaparsın böyle. Yani Arafat'a bakmaya durursun, Müzeffe'ye girirsin. Hepsini yaparsın. Tek ne yapayım? Tavaf yapmazsın. Kabe tavaf edemezsin böyle. Orası meşri olduğu için böyle. Olduğu için yapmazsın böyle şey. O da öyle yaptı böyle. Tavaf yapmadı. Kulun tavafını yapmadı. Diğer sahabeler ömrü yaptılar baştan. Yani temettu yaptılar. Çoğunda öyle yaptılar böyle. Ömrü yaptılar. Onu sadece şey yaptılar böyle. Ayşe'nin hacca niyet etti. Tabi yapmadı. Tabi Mina'ya gitti. Müzelebi'ye gitti. Vakfı hepsini bunlar yaptı böylece. Ondan sonra temizlenmiş oldu. O arada. Veda için yaptı. Yaptı ama yine üzgün. Yani niye? O ne oluyor Ayşe? Ya Resulallah, herkes ömür de yaptılar hacda beraber. Ben sıra hacı yaptım. Yani kardeşi Abdurrahman'ı çağırdı. Al adını götür o tenim denen yere. Oradan ihrama girsin, o da ömür yapsın bu noktada böyle. O da ömrü yaptı, sonra geldi bu şekilde böylece. Yani her şey İslam'da uygulandı asıl saadette böyle. Hep bunlar bize örnek değil oluşumlar böyle. Şu müşehitler bunlar anlamına böyle. Bilhassa veda hacı, veda hacı Eshab-ı Kiram'ın en böyle şaşalı dönemi, zamanı böyle. Eshab-ı Kiram'ı dönemi böyle. 124 bin hacı, erkek kadın böyle. Herkes katılıp yolda böyle. Medine'den çıktılar, 40 bin kişi çıktılar Medine'den.
Yolda yalnız katılmalı yoldan böyle. Her kabri duyan Resul Hac'a gidiyor. Ve abi yapalım derken duyan böyle geldi böylece. Sahabenin en coşkulu hayatları ona böyle. Resul'le beraber böyle. Tavufta o beraber, vakfede beraber, Müzdelife'de beraber, Mina'da beraber, hep beraber bu şey Resul'le beraber. Ona beraberler. Peygamber deve üzerine hep oldu böyle. Herkes görmesi için böyle. Kendisini. Ve de Peygamber'in devesi adı Kus vardı. O pislemiyordu muhtemelen Kabe'de. Diğer develere güven olmuyor diğerlere. Tabi pislemiyor olsun bu şekilde. Metaf denen yer, tavf denen yere verince. Peygamber devesi o bizden çok da akıllı o diye. Akıllı hep böyle. O pislemezdi bu şekilde. İşte en şeyi sahabelerin fakat çoğunun Peygamber'in son görüşü ama çoğunun böyle. Yani Medine olmayanların diğerlerinin son görüşü oldu vedacında. Bir insan cünüp oruca başlayabilir mi? Mesela Ramazan'da tabii. Ramazan'da başlayabilir. Şimdi uyandı mesela. Sağda okumuş. Neyse bir arada telefonunu ayarlamış. Alarmı yapmış. Uyandı. Eyvah! Aklına geldi ki ben ihtilam oldum. Baktı yaşlılıkta buldu böylece. Oldu. Vakit dar ama. Gelişin güzel, kısa güzel işini böyle. Ne yapacak şimdi böyle? Yıkanacak mı? Hem yıkanmaz böyle. Yemek yemeği daha iftar şimdi böyle. Elini yıkar, üst ağzını çalkalar. Aksane mekruh oluyor böyle. Elini yıkar, üst ağzını çalkalar. Oturur yemeğini yer. Ondan sonra yıkanır. Ondan sonra namazını kılar. Tamam, kılar tamam bu şekilde böyle. Namazını kılar böyle. Demek ki cünüp olan kişi oruca başlayabiliyor böylece. Bir de vakit darsa, yani hem yıkanır, yemek yeme vakit yoksa, varsa tabii önce yıkanır tabii böyle. Ama vakit darsa, ancak yemek yiyebilecekse, vakit darsa, elini yıkar üst sefer, ağzını üst sefer çalkalar, yeme niyetini yapar, onu da yıkanır, zamanında sonra kılar böylece. Ama tabii adeta kadın, o oruç tutamaz, haram olur buna. Yine gündüzde kişi ihtiram olsa oruçluyken orucun bir zararı gelmez. Orucu oruçlu. Orucun bir zararı gelmez. Yıkanır, temizlenir böyle. Şimdi ne zaman kişi yıkanmak farz olur şimdi? Gusül almak farz. Ne zaman farz ama? Ne zaman farz böyle? Bu vakti var böyle. Şimdi mesela yaslamadan kıldı. Diyelim ki evli bir aile yaslamadan kıldı. Temasa bulundular, uyuyup oldular tabii ikisi de. Uyku ağır bastı bunları, uyuyun biraz derine böyle. Uyudular böylece. Haram olmuyor. Hem yıkama eftal böyle. Temiz yapmak da eftal. Ama buna cevaz var. Böyle. Haram olmuyor böyle. Uykuya daldı, bir gevşeme geldi kendisine. Uykuya daldı bunlar böylece. Ne zaman buna gusül alma farz oluyor? Namazın son vaktinde. Yıkanıp namaz kılacak kadar zaman kalınca o zaman kılmamızın farz oluyor. Farz oluyor böyle. Yani ne kadar zaman sürür mesela yıkanması kişi kendisini bilir. Ne kadar zaman sabah namazını kılabilir hangi namazsa o zaman yıkanmak buna farz oluyor böyle. Ertelerse o zaman haram işliyor böyle. Haram işliyor böyle. Demek ki gusül almak ne zaman oluyor böyle? Tabi günüz olabilir bu. Günüz olabilir böyle. Namaz vaktine kadar ertelemiş yıkanmayı caiz oluyor böyle. Hemen yıkanmak da eftal ama caiz böyle. Erteleyebilirim böyle. Hem yıkanmayabilir. Ne zaman ki ancak yıkanıp namaz kılabilecek kadar bir zaman kaldı onun yıkanmasını fazla bırak kendisine. Bir de bunun dışında bu farz olan gusül. Cuma namazına gusül abdestine gitmek bu da sünnet, Kur'an sünneti bu dönemde böyle. Adı şey var ama okuyamayacağım onları şimdi inşallah. Cuma namazına gusül abdestine gitmek. Eskiden bu kolaydı muhteremler. Neden? Cuma günü tatil edilir, resim tatil edilir böyle. Yine tatil bazı İslam ülkelerinde cuma günü tatil yine böyle. İşte o özelliği var cumanın tatil olmasına muhterem. Yani resmi tatil, Müslüman bayramı Cuma günü de böylece.
Demek ki cuma günü tatil olsa ne olur böyle? Yani işte Müslümanların çoğunluğu yıkanır, abdolur, öyle cumaya gider böylece böyle. Bu çok fazilet, çok sağlam bir şey yapar. Cuma namazına kılavuzu gitmek böyle. Bir de iki bayram namazına kılavuzu gitmek. Tabii kışın soğukta insan böyle üşüyebilir belki de böyle ama yazın mesela bu daha kolay olur. Hem temizlik olmuş olabiliyor. Bir de ihram namazı için kılavuzu almak. İhram namazı için böyle. Kılavuzu alır, ihram namazını kılar böyle. Bir de bunun dışında bunlar sünnet. Bunlar böyle. Bunun dışında bir de adab deniyor. İslam adab edebinden yani müstahap. Yani Allah'a sevimli. Yani sevap. Tevbe namazı için yıkanmak. Tevbe namazı için yıkanmak böyle. Bir insan kötü yollara gitmiş. Yanlış yollara girmiş. Uyandı elhamdülillah. Gönlü uyandı böyle. Aklı başına geldi. Şöyle bir derin bir tedbir aldı. Allah demek karar verdi. Tevbe edecek böyle. Eğer imkanı varsa o anda gusap altta tevbe ederse daha iyi. İki tevbe namazı kılar. Tevbe namazı böyle. Hemen banyoya girer. O niyete böyle tevbe niyetiyle bir gusül abdestini alır. Kolayca kısa bir duş alır. İki tevbe namazını kılar. Oturur. Önce bir geçmişini hatırlar. Günahlarını gözüne getirir. İçi yanlar. Mümkünse gözü yaşarır. Pişman olup yaptıklarına Allah'a söz verir. Artık işlemeyeceğine. Bir de Estağfurullah Azim'i bunlar çeker. Bu tevbe nedir? İşte esas tevbe bu. Başlangıç noktasına böyle. Sözde durursa kişi böylece elhamdülillah geçmişi kapandı o sebeple böyle. Kulak ağrıştı böyle. Bir de farzlar duruyor böyle. Yani kazancık namazlar böyle. Diğerine geçmiş kapanıyor. Sinanlar mı böyle. O kadar siniyor ki bakın muhteremler. İki melek bunlar. Bunu yazıyor bunlara böyle muhterem böyle. Rabb unutuyor bunu, unutuyor bunları o günahlarını mahşerde. Defterine siliniyor, unutuyor. Bir insana günah işlediği yerler. Bir insana günah işliyorsa oraya şahitlik yapacak mahşerde. İnsan kendi ağızları şahitlik yapacak, ağızları kendi. Böyle yaptığını yapmış böyle. Unutulmuyor bunlar buna veren böyle. Unutulmuyor bunlar veren böylece. Kul orada maç olmaması için böylece. Sonra hacca giderken, ömreye giderken Mekke'ye girişte. Olabilirse, mümkün olsa böyle bu. Olabilirse hemen bir duş alıverirsin sen böyle. Orada kolay böyle. Yani oran suları ılık su, bayağı ılık su oran suları böyle. Bayağı ılık oran suları. Hemen bir duş alıverirsin insan böyle. Mekke girişinde, Medine girişinde, tavafa ilk tavafta girişinde, Fars tavafında, Sünnet tavafında, Arafat tavafı duracağında. Bir de İslam'a yeni giren bir kişi, gayrimüslim. Türk de olabilir bu, Arap da olabilir. Olur Allah'ın Müslüm mesela. Dinden çıkmış kişi mesela böyle. Ateisttir, Mosul'undur, şudur, neyse artık bir şeyler böyle. İpak sap, inan sapıktır böylece. İslam'a girecek bir kişi. İslam'a girdiği anda, o anda az evvel cünüp olmuşsa bunu yıkanması vacip oluyor. Hemen yıkanması. Kadınsa, eğer adetin yeni kesilmişse, adetinin temizlenmişse yıkanması vacip oluyor böyle. Yok, adetin daha önce kesilmiş. Daha evvelce olmuyor ama yıkanmış kendini. Yıkanmıyorsa mecbur. Rastgele yıkanmış tabii. Geçme vakitte böyle. Yıkanması bunda müstahap oluyor bu sebeple böyle. İslam yere giren bir kişi ne yapar? Bu da o anda cünüm değilse yıkanması müstahaptır. Yani sünnete yakın bir sevaptır. Hemen abdesti alır. İki rahat namaz var bu da böyle. Kerime işleri getirir. İstanbul'u elhamdülillah böylece. Hemen ölse bile o anda ne oluyor? Elhamdülillah Müslümanlar gidiyor bundan böyle. Oldu böyle mesela. Medine'de Uhud Harbi'nde bir Yahudi oldu böyle. Şam fethinde Yermuk savaşlarında bir Romalı general. O da o gün Müslüman oldu. İkramını az kıldı böyle. Savaşa girdi o gün şehit oldu. Hiç namaz kılmadı ama. Namaz farz olmadı. Oruç tutmadı, oruç farz olmadı kendisine. Ramazan gelmedi, farz olsun böyle. Bizim namaz vakti geçmedi, üzerine geçmedi böylece.
Bak şehit oldu, şehit oldu. Elhamdülillah yer olarak cennet oturuyor böyle. İlla Teala Fatiha.